Gel Nala. Babacığım, beni çağırır mısın? Sormayayım, sormayayım diyorum ama şu müstakbel... Zamanı gelince söyleyeceğim dedim ya babacığım. Sen de ne kadar meraklıymışsın beni evlendirmeye. Aşk olsun, yoksa bıktın mı benden? Olur mu hiç? Allah ayırmasın. Hoş geldin Kutsu abicim. Hoş gördük. Gel otur şöyle. Ben sizi yalnız bırakayım. Hoş geldiniz Süreyya. Hoş bulduk. Gelişinizi gördüm, size de bir kahve yaptım. Zahmet olmuş. Estağfurullah. Sadeydi değil mi? Unutmamışsınız. Çok, çok teşekkür ederim hanımefendi. Afiyet olsun. Sen gidebilirsin Mesime. Sağlıcakla kal. Kafanı o meseleye takıp da fevri bir şey yapma. Görüşürüz gene. Görüşürüz. Abi, müsaitseniz sizinle özel bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Gel otur şöyle. Şimdi abi, öncelikle beni gelininiz olarak yanlış anlamamanızı rica ediyorum. Kocam öldüğünden beri bana abilik değil babalık ettiniz bir yerde. İnkar edemem. Ben de bunun karşılığını size vefamla ödediğimi düşünüyorum. Eren, sadede gel. Birbirimizi tanımıyor muyuz sanki? Ne geveliyorsun? Ben kendimce size karşı vefamı sürdürüyorum. Mesela şu mektup meselesi ki bence çok önemli bir konu. Kimseye açmadım. Sözünüzden çıkmadım. Zaten ailenin iyiliği için de öyle olması gerekiyordu. Ben de sizden bir iyilik istemeyi düşünüyorum. Ya çekiniyorum, utanıyorum ama çocuklarımın istikbali için inan. Elimden gelen neyse elbette. Söyle bakalım. Abi, bir gün çocuklar evlenecek. Yanımda olsunlar istiyorum. Onlarla bir evim olsun istiyorum. Peki tabii. Ya şu aşağıdaki araziye ufak 3-4 katlı bir ev yaptırsak yeter ha. Ne dersin? Makul tabii. Neden olmasın? Anlayışın için minnettarım abiciğim.